Banu Hanım, merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba, iyiyim siz? İyiyim, teşekkürler. Çok neşeli ve çok iyi duruyorsunuz bugün. Teşekkürler. Gerçi ben sizi tanıdığım andan beri bu neşeniz sürekli devam ediyor. Teşekkür ederim. Öncelikle Banu Hanım, yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bugün kendinizi anlattığınız süreçte eminim ki bazı konularda birçok arkadaşa destek olacaksınız ve fikir sahibi edinmelerine yardımcı olacaksınız. Umarım. Öncelikle Banu Aslankeser kimdir? Biraz kendinizden bahseder misiniz bize? Banu Aslankeser, 13-14 yıldır Adana'da yaşayan bir Mersinlidir başta. Mersin Üniversitesi İşletme mezunuyum. Okulu bitirir bitirmez de finans sektöründe çalıştım. Bir 7 yıl kadar bankacılık yaptım. Daha sonra bankacılığı bıraktım. Ama benim modaya olan ilgim hani her zaman vardı. Küçükken bebeklerimi giydirirdim demeyeceğim. Çünkü giydirmezdim. Hep kendimi giydirirdim ben. Yine bu hikayem de yine kendimle başladı. Hani işte daha nasıl ince görünürüm, nasıl uzun görünürüm, neyle neyi giysem nasıl olur, şu renkle ne yapsam. İşte bununla ilgili küçük workshoplar, eğitimler, yani tamamen kendimle başladı. Daha sonra bu çevreme de yansıdı. Hani ailem, arkadaşlarım, işte kabinlerden bana gönderilen fotoğraflar, özel bir gün olduğunda birlikte alışverişe gidelim miler falan ve ben bunları çok zevkle yapmaya başladım. Daha sonra bu süreç devam ederken yine sadece kendimle devam ederken bölgede bizim bölgemizde Adana, Mersin, Hatay, Antep düzenli olarak yayınlanan ve bu sene 12. yılıydı. Fashion VIP dergisi var. Yollarımız bir şekilde onlarla kesişti. Ve ben son 3,5 yıldır derginin moda sayfasını hazırlıyorum. Bu Açıkçası editörlük süreçte tarafınız da var anladığım kadarıyla biraz daha süreç evet. içerisinde. Yani Evet. ben biraz sayfanızı takip ediyorum tabii ki. Yani süreç içerisinde sizin yaptığınız çalışmaları da görüyorum. Bu editörlük tarafında da birkaç sorum olacak tabii ki daha sonra. Önce biraz renkleri konuşacağız sizinle. Şimdi öncelikle ben şundan başlamak istiyorum. Herkesin merak ettiği bir soru. Renklerin dilini nasıl öğrendiniz? Bunun bir eğitimi var mıdır? Öncelikle buradan başlayıp daha sonra merak ettiklerimize devam edeceğiz. Evet, renklerin bir dili var. Zaten aslında renklerin dili zaten seçtiğimiz telefon kabı ya da kullanacağımız kalemin rengi bile aslında bizimle ilgili mesajlar veriyor. Yani stille ilgili aldığım her eğitimin içinde renkler mutlaka vardı ama renklerin dilini tamamen çözebildiğim aldığım son eğitim, yani ileri seviyede bir eğitim aldım Oya Komar'dan, renk ve stil. Kendisinin adını Orada, bu ara çok sık duyuyorum. Başka evet, öğrencileriyle de denk geldim. Şu an biraz daha heyecanlandım açıkçası yani. evet, o eğitimin İlerleyen süreç... peşinden çok koştum. O sınıfa girebilmek için hani çok takip ettim. Özellikle şey hani İstanbul'dakiler ve o bölgede yaşayanlar daha şanslı ama hani bizim için bir süre ayırmamız gerekiyor. Orada kalmamız, o eğitime katılmamız gerekiyor. Yine de hani sınıfına dahil olabilmek için gerçekten çok uğraştım. Araya pandemi girdi. İşte bitmesini bekledim. Yeni sınıf açılmasını bekledim ama sonunda kendisiyle tanıştım. Ve bu eğitimi aldım. Evet, bunun bir eğitimi var. Açıkçası şöyle söyleyeyim ben. Şimdi birçok konuda özellikle görsel sanatlarla ilgilenen herkesin bir yerden sonra bir eğitim ve yaptıkları işi pekiştirmeleri çok önemli burada. Gerçekten benim bu eğitim vurgulamamdaki tek sebep bir eğitim alarak ve bununla ilgili eğer o işin içinde değilsen bile uzmanlaşmak için bir şeyler çaba sarf etmek çok önemli. Biraz bugün buna da değineceğiz tabii ama şimdi ben merak ettiğim sorularda ikinci kısma geçiyorum size. Renklerin analizi nedir? Tam olarak kişiye göre renk analizi nasıl yapılır? Renk analizi aslında daha önceki dediğim gibi diğer stil eğitimlerinde de birkaç şey öğrenmiştik. Ya da hani Google'a yazdığımızda da cilt alt tonu diye bir şey karşımıza çıkıyor sürekli. Ve bunu işte bazen şu damarlarımızın rengiyle bulabileceğimiz ya da işte takı testiyle işte gümüş mü altın mı buna göre yapabileceğimiz hani ben bu eğitimi alana kadar hep böyleydi öğrendiklerimiz. Ama aslında bu eğitimde şunu öğrendik. Renk analizi tamamen renk tonlarının cildinize yansımasını gözlemlemekle yapılıyor. Yani şöyle anlatacağım. Tabii ki Keşke bu uygulama yayını olması çok önemli. evet keşke ofisimden yapabilseydik. Hani orada bir sürü
kartela var. Hepsinden gösterebilirim. Bir örnek sadece göstermeye çalışacağım. Bunların hepsi yeşil mesela. Nasıl görünüyor bilmiyorum şu anda ekranda. Yeşilin tonları olarak görüyorum ben buradan tabii ki. Evet. Ama şöyle de söylemek gerekirse, buradan bazı ekranlarda çok da net değil, siyah da görünebilir en sondaki yeşil diye düşünüyorum ama buradan yeşilin Evet, bu tonları bayağı olarak koyu görüyorum ben. yeşil. Evet. Evet. Soğuk yeşiller, sıcak yeşiller şeklinde. Bunu şunun için gösterdim. Yüzümüze, yani üst bedenimize giydiğimiz giysiler yüzümüze yansıyor. Bunu da renk analizinde şu şekilde yapıyoruz. Önce üzerimizi ve saçlarımızı nötrlüyoruz beyazla kapatarak. Daha sonra ayna karşısında ve gün ışığından yararlanarak bu tonları kıyaslıyoruz. Bu tonların yüzümüze olan etkilerine bakıyoruz. Bizi sarartıyor mu, karartıyor mu? Bizim önümüzde mi geçiyor? Yani bir yerde aslında insan teninde de görsel düzenleme yapıyorsunuz. Yani Aynen renkleri öyle. kullanarak burada. Evet ve Tabii ki ben biraz daha mesleki bakıyorum konuya ama daha çok böyle hani platformun da çok açıklayıcı olması adına söylüyorum. Şimdi bu renkleri seçerken özellikle mesela bazı insanlar vardı ben hayatta kırmızı giymem ya da bazıları vardı işte ben hayatta beyaz giymem. Peki bunda kırdığınız kişiler oldu mu mesela beyazı çünkü birazdan geleceğiz orada styling eğitimi de veriyorsunuz. Beyazı giydirdiğiniz zaman aslında yakışmadığını düşündüğünde bile ona uygun bir kombinle verdiğinizde yakışan kişiler mutlaka olmuştur. Bundan bir örnek var mı hayatınızda? Evet, aslında şöyle, yani beyaz illaki yakışıyordur ama hangisi yakışıyordur? Belki biraz içinde sarılık olan beyaz, hani şu ekru dediğimiz yakışıyordur. Kimine net beyaz yakışıyordur. Kiminin de önüne geçiyordur o beyaz. O yüzden giymek istemiyordur. Yani hepsinin bir cevabı var aslında. Hani bu renk analizinde, bu renk kartelasında hepsi çıkmış oluyor. Hani yeşil ama hangi yeşil? Yani senin yeşilin hangisi? Bu seni karartıyor Aynen. mu? Bu sarartıyor mu? Bu senin önüne mi geçiyor? İşte Bununla mı iyi doğru nokta hissediyorsun? bu aslında biraz daha. Yani Evet. kişiye göre renk analizi yaparken, şimdi bizim sektörde de çok fazla yaptığımız için bunu biliyorum. Tabii ki siz bunun daha ileri seviyelerinde eğitim aldınız ama kişiyi nasıl adapte ederseniz o renge doğru bir şekilde kombinlerseniz kişi hem mutlu oluyor gününde, atıyorum bir davete gidiyorsa davette ya Aynen. da başka bir yerde ya da sizin yaptığınız gibi uygun tonlarla ilerlediği zaman insanlar bunu yavaş yavaş anlamaya çalışıyor ve anladıktan bir süre sonra bunun mutluluğunu da yaşıyorlar diye düşünüyorum. Evet. Ekleyeceğiniz bir şey varsa burada alalım yoksa yavaş yavaş diğer sorulara devam edeceğim ben. Yani renk analizinin en güzel tarafı bu zaten. Çünkü ayna karşısında danışanınızla birlikte siz hani beraber görüyorsunuz aynadaki yansımayı. Aa, beni gerçekten işte kararttı. Ya da sapsarı oldum şu anda. Ya da işte evet çizgilerim daha belirgin. Ya da bu renk beni çok patlattı, çok önüme geçti. Ya da nasıl da ışıldıyorum bu renkle. Bunu hiç denememiştim aslında. Hani bu tepkileri görmek ve kendi paletini birlikte yaratmak çok güzel. Çok da ikna edici. Çünkü direkt o anda kendisi de deneyimlemiş oluyor. Siz de yeni bir grup keşfetmiş oluyorsunuz. Bu renk gruplarını dörde ayırıyoruz biz. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. Ve hepsini buna göre bir gruba dahil ediyoruz. Evet, biraz benden önde ilerliyorsunuz. Biraz daha sorum oydu zaten. Tamam, pardon. Şöyle söyleyeyim. Şimdi ilk çok güzel bir yere değindiniz bu arada. Hani ben biraz daha şeyi merak ediyorum. Şimdi sektör bazında bizim tabii ki periyotlarımız var. Bu periyotlarda sezonsal olarak biz değişimler yaparız mağazalarda. Eminim bu renkler açısından da öyle. Ben şimdi ikiye ayırarak söylemek istiyorum aslında. Tabii ki siz bunu çoğaltabilirsiniz. Kış ve yaz sezonunda uygulanacak renk tonları hangileri olmalı? Kişinin kendi kartelasından mı bahsediyoruz? Genel olarak aslında sezonsal olarak bakıyorum. Yani hani insanlar kışın daha çok hangi renkleri tercih eder ya da yazın hangi renkleri tercih eder? Bunu bir renk analizi olarak söyleyebilirseniz tabii ki burada sizin uzmanlığınız daha ön planda. Yani şöyle söyleyebilirim. Kişinin renk kartelasında açık tonlar da var, koyu tonlar da var. Ve bunların kombinleri de var, bir geçişi var. Hani ilkbaharda bunu tercih eder, yazın şunu tercih eder diye, ama hepsi de onun renkleri. Ama tabii ki insanlar psikolojik olarak da kışın daha koyu renklere gidiyor ister istemez. Yazın ve ilkbaharda daha canlanıyor, daha canlı renkleri kullanmak istiyor. Zaten öyle bir palet çıkıyor ki, renk paleti çıkıyor ki hani kişinin. Hepsi birbiriyle kombinlenebilir. Yani
Dolabını ona göre düzenlediğimizde, o renkleri kullandığımızda eline attığı her parçayı birbiriyle kombinleyecek şekilde renklerini aslında belirlemiş oluyoruz. Ve sadece renkte değil, bu renk paleti belirlendikten sonra, yani renk analizinin sonucunda kullanacağı makyaj malzemelerinin rengi, ojesinin rengi, takısının rengi, gold mu, gümüş mü, bakır mı, hepsi belirlenmiş oluyor ve bu aslında birini baştan yaratmak için ya da stilini yenilemek için hani ilk adım renk analizi kesinlikle olmalı. Hani kişiyle Yani ilgili çok şifrelerin çözüldüğü yer renkle başlayan yer aslında. aslında sezonsal da olsa anlık bir çalışma da olsa baktığınızda kişiye göre yapıldığı zaman doğru tercihi alabiliyorsunuz. Ben biraz da şundan dolayı sordum onu aslında. Şimdi biz sürekli duyuyoruz sağda solda. İşte bu senenin rengi bu. İşte önümüzdeki sene renkler bunlar olacak. Şimdi biz onu çok fazla hayatımızda zaten kullanıyoruz. Ve görsel mağazacılıkta da çok fazla bunu kullanıyoruz. Örneğin bir dönem mor çok ön plandaydı kadın kıyafetlerinde. Sonraki dönem biraz daha açık tonlarda gül kurusu, kırmızı, işte fuşya'ya döndü. Her dönem böyle bir rengi olur ya her dönemin. Aslında biraz da onu merak ediyorum. Sizin için de böyle mi yoksa daha çok kişiye özel gitmek daha mı doğru? Evet, bizim için kişiye gitmek daha doğru. Zaten şöyle oluyor. Evet, işte bu kış, sonbahar kış sezonu genelde şeyde, hani işte pandemiden de dolayı daha renksizdi ya da daha doğa renkleriydi. Yeşildi, kahveydi. Hani böyle daha doğallıktı, renksizlikti belki de biraz. Ama tabii ki bunu hangi renk grupları kullanabildi? Hani böyle Ya bu sene çok evet, bu kişiye göre, sene evet. biraz daha Ama değişti. ilkbahar yaz sezonundan daha umutluyuz. Daha Ya renkli geliyor umarım gibi görünüyor çünkü. tabii ki yani hani aynı fikirdeyim sizinle. Yani bu sene birazcık es geçtiğimiz bir sene oldu. Ama gene de bence insanlar bunu YouTube üzerinden, Instagram üzerinden çok güzel yönettiler diye düşünüyorum ben. Keza sizin de sayfanıza ben bu şekilde ulaştım zaten. Çok da renkli ve canlı bir sayfanız var. Burada da zaten birçok şey anlatıyorsunuz aslında. İster istemez hani konuyla ilgili olunca meslek grupları insan biraz daha tabii ki merak içerisinde oluyor ve bunun sayesinde ben farklı bir şey daha öğrendim sizde. Siz styling de yapıyorsunuz. Sadece Evet. renkler değil, bunun içinde styling de yapıyorsunuz. Peki stil danışmanlığı kişiye özel yaptığınızı biliyorum. Burada en önemli kriter sizin için ne oluyor? Bir kişiyi aldığınızda onu giydirmek için ne unsurları bir araya getiriyorsunuz? Aslında şöyle yapıyorum. Renk analiziyle başlıyorum. Hani dedim ya, bence başlangıcı renk analizi olursa gerisi çok daha kolay geliyor. Ama styling de tabii çok kişiye özel. Tamamen yine kişinin vücut analizi, renk analizinden sonra. Vücut analizi derken mesela bazen telefonla ya da işte mesajla da soranlar oluyor. Bu bir beden ölçümü değil, yani santim ölçümü yapmıyoruz. İşte beli kaç santim, omuzu kaç santim diye bakmıyoruz. Kemik yapısına bakıyoruz aslında ve vücudun birbirine olan oranına bakıyoruz. Hani alt bedenimi daha uzun, üst bedenimi daha uzun. Vücudu iyi tanırsak, ne kadar iyi tanırsak styling de o kadar iyi geliyor. Çünkü bizim amacımız avantajlı bölgeleri öne çıkarmak, dezavantajları kamufle etmek. Dolayısıyla renkleri ve vücudu iyi bilirsek ve kişinin yaşam tarzını iyi bilirsek gerisi çok rahat bir şekilde geliyor. Aslında şöyle ben de geçmişte yaptım. Hatta fotoğraf çekimlerini de çok çok fazla yaptım. Biz ilk işe başladığımız dönemlerde ikiye ayrılıyordu bizim sektör. Bir görsel düzenleme bir de styling olarak ayrılıyordu. Bir dönem styling de yaptım ben. Ondan sonraki dönemde tabii ki görsel kariyerine devam ettim ve styling benim hayatımın zaten hep bir parçasıydı. Sonra fotoğraf çekimleriyle de daha çok fazla ön plana çıktı. Şimdi size gelen kişiler de muhtemelen tabii ki çekim haricinde olan yani muhtemelen çekim için gelenler de var ama çekim haricinde gelen kişiler için de öngördüğünüz bedensel olarak baktığımızda herkesin bedeni bir manken bedeni gibi olamıyor. Olamayacaktır da. Bu süreçte en önemli desteği siz veriyorsunuz onlara ve doğru kombin, doğru ürünle birlikte sergiliyorsunuz aslında. Peki bunun dışında kişilerin dolaplarına da müdahale ettiğiniz oluyor mu peki? Bunu da sorayım arada. Evet, zaten süreç böyle ilerliyor aslında. Renk analizi, vücut analizi. Ve dolap. Aslında kişinin dolabı çok önemli. Yani dolabını görmeyi ve dokunmayı çok istiyorum.
hani yaşam tarzını öğreniyoruz ama dolap düzeni stiliyle ilgili en önemli şeylerden bir tanesi. Çünkü buna göre düzenlemeye çalışıyoruz. Hani doğru renklerde ve onun kullanabileceği parçalarla düzenlersek dolabını, eline attığı her şey hani hayatını çok kolaylaştıracak, çok kolay kombinler yapabilecek. Ve kendi dolabından maksimum faydayı sağlamaya çalışıyoruz. Dolap düzenlemesini yapıyoruz. Varsa eksiklerini belirliyoruz. Zaten aslında çoğu insan da içgüdüsel olarak hani dolaplarını gördük, renk analizini yapıyorum, vücut analizini yapıyorum. Dolaplarına geldiğimizde çoğunun içgüdüsel olarak doğru renkleri seçmiş olduğunu görebiliyoruz. Ya da şöyle oluyor. Kendine Hani yakışan renkleri aslında seçmiş olduğunu görüyorsunuz evet, biraz hani da. belki doğru rengi seçmiş ama doğru kesimi seçmemiş. Ya Evet. da kesim doğru ama renk de şaşmalı. Hani ton şaşması olmuş falan. İçgüdüsel olarak aslında bazı şeyler oluyor ama biz bunları birleştiriyoruz. Dolapta da hani ayırıyoruz. Bazıları hani maksimum faydayı sağlamaya çalışıyoruz aslında. Tadilat olacaksa hani kurtarabileceğimiz şeyler varsa tadilatları ayırıyoruz. Hani fazla ürün çıkartmadan dolaptan kullanabilecek hale getirerek kombinliyoruz. Ayakkabılarını, takılarını, Peki hazır bu ürün kadar giyimini. dolaptan bahsetmişken bir kadının dolabında olmazsa olmazlar nelerdir? Hangi kadının? Bu Yani tamamen size bağlı. Şu anda siz şöyle. anlatıyorsunuz. Sizin hayal ettiğiniz bir kadın olabilir bu. Evet. Ya aslında bunlar biraz şey modanın bize dayatmaları diye düşünüyorum. Çünkü Evet. hep şey vardır ya. İşte küçük siyah bir elbise, işte bir blazer, düz kesim bir jean, bir tişört dolabınızın olmazsa olmazı değildir aslında. Çünkü herkesin olmazsa olmazı başka. Hani ben kendimden örnek vereyim. Ben tam bir blazer hastasıyımdır mesela. Yine onu her şeyle kombinleyebilirim. Her şeyle giyebilirim. Ve çok rahat ederim. Ama başka bir kadın çok giymesi gerektiği bir yerde bile blazer giyemeyebilir. Çünkü hani vatkalıdır. Belki çok rahat hareket edemez. İşte kendini bir kalıbın içinde hisseder. O yüzden hani çok kişiye özel, çok kişiye bağlı. Hani bir kadının dolabında olmazsa olmazı şudur diyemem. Ya da bir danışanımdan da örnek vereyim. Bunu çok severim ve her yerde anlatırım. Bizim Adana'da ya yani bu bölgede şeydir. Ziraat mühendisi kendisi. Tarlalar, bahçeler çoktur. Hem kendi işte tarlası falan var hem de danışmanlık yapıyor. Şimdi yılın büyük bir zamanını tarlalarda, bahçelerde geçiriyor. Hani denetim yapıyor, onları yönlendiriyor. Ama bir kısmını da ofiste geçirmesi gerekiyor. Görüşmeleri oluyor, raporları oluyor. Dolabını öyle bir düzenlememiz gerekiyor ki hani sabah tarlaya gittiyse öğleden sonra ofiste geçecek. Hani bir ayakkabı değişimiyle her şeyinin değişmesi gerekiyordu. Dolabını bu şekilde ayırdık. Hani işte bahçede giyilecekler, ofiste giyilecekler. Ama bir de geçişli olması gerekiyor. Çünkü hani bir parçayı değiştirdiğinde görünümü değişmesi gerekiyor. Şimdi mesela bu danışanıma senin dolabının olmazsa olmazı stiletto'dur diyemezsin. Yani onu kafana atar haklı olarak. O Ya yüzden tabii hani ki alana göre ya da yere göre uygulamalar mutlaka doğru tercihler, evet doğru yani seçimler o olacaktır bu kadının konuda da. kim olduğu çok önemli. Ne iş yaptığı, hayat tarzı, günlük rutinleri. Hani artık bütün kadınlar hem anne hem spor yapıyor hem işe yetişiyor. Hani böyle küçük değişikliklerle her Ben yere burada araya gireceğim. yetişebilecek. Çünkü farkındayım ki benim sorularım burada biraz kaynayacak gibi duruyor. Şimdi siz o kadar bilinçli anlatıyorsunuz ki aslında mesleğinizi. Anlattığınız için de aslında benim merak ettiğim sorular içeride aslında bir şekilde cevaplanmış oluyor ama bunu şimdi soru cevaptan ziyade sohbet havasında olduğu için araya girip bunları da söylemem lazım bir şekilde. Kişiye özel moda danışmanlığını konuşalım o zaman şu anda biraz daha. Zaten girdiniz, girizgahı yaptınız. Buradan devam edebiliriz. Evet, kişi özel hani styling ve moda danışmanlığı. Buradan devam edeyim o zaman. Tamamen kişinin rutinine, yaşam rutinine bağlı. Onun koşturmasına, ona en pratik şekilde dönüşmesine sağlayacak parçalar lazım. O yüzden işte renk analiziyle başlayıp işte vücut analizi, dolabı alışverişiyle böyle giden ve tamamlanan bir süreç oluyor.
Peki markalarla işbirliği yapıyor musunuz? Şimdi editörlük tarafına da geleceğim yavaş yavaş çünkü. Yani hem editörlük yapıyorsunuz, bir dergide yazıyorsunuz, aynı anda styling yapıyorsunuz, renklerin dilinden anlıyorsunuz. Markalarla da bu tarz işbirlikleri yapıyor musunuz? Daha önce çalıştığınız işte modellik ajansları olur ya da bir marka olur, bulundunuz mu içerisinde? Ya öyle bir çalışma yapmadım. Genelde stil danışmanları aslında markalarla ortaklaşa çalışıyorlar. Ama ben daha çok yani şöyle yapıyorum. Alışveriş kısmında hani bir liste yaptıktan sonra eksikler listesi. Danışanımdan önce mutlaka ben gidiyorum. Ve ona uygun olabilecek parçaları seçiyorum. Ki daha vakitten de kazanmış olalım diye. Daha sonra birlikte gidip bakıyoruz. Zaten renk analizinin şöyle de bir avantajı var. Renk analizi sonucunda hangi renk paletinde çıktıysa bazı markaların şeyiyle çok uyumlu oluyor. Hani renkleriyle çok uyumlu oluyor. Direkt oraya gidebiliyoruz ama direkt bir markayla bağlantılı çalışmıyorum. Yani öyle Yani bir çalışma açıkçası şöyle yapmadım. söyleyeyim. Zaten çok büyük bir fark olmuyor. Tek yapılan şey burada daha ünlü biriyle çalışmış olmak oluyor. Onun dışındaki diğer durumların hepsi aynı aslında. Müdahalelerin, renk seçimlerinin, gardırop düzenlemelerinin, yaptığınız bütün çalışmalar zaten birbirine benzer. Ama eminim ki sizin bu başarınız ileride daha büyük başarılar getirecektir. Buradan da bunu söylemek istiyorum. Umarım Şimdi inşallah. yavaş yavaş sona da yaklaştığımız bu süreçte ben şunu söylemek istiyorum. Mesleğinizi ve sizin mesleki kariyerinizi hedef almak, bununla ilgili bir şey yapmak isteyen kişiler için tavsiyeleriniz neler olur? Bunun üzerine biraz konuşalım, sizi dinleyelim. Yani hani şunu söyleyeyim. Gerçekten çok severek yaptığım ve çok merakla takip ettiğim bir sektörün içindeyim. Hani şu anda çok mutlu olduğum bir yerdeyim. Ve hala da hani dediğim gibi o eğitim yetmedi diğerine gideyim. Aa şuradan da bir online eğitim alayım. Hep yani görsellikle ilgili ne varsa eklemeye çalışıyorum. En son zaten görsel mağazacılıkla ilgili bir eğitime katılmıştım. Çünkü bir sonraki adımım da mağazacılıkla ilgili bir şey yapmak. Hani stil danışmanlığına öyle bir şey de eklemek istiyorum. Bir sonraki adımım olmasını istiyorum. O yüzden de burada da kendimi geliştirmek istiyorum. Hani Peki. gerçekten çok severek yapmak gerekiyor. Pardon. Yok yok, buyurun tabii ki anlatın, buyurun devam edin. Ya Ben başka bir şeyle girecektim aslında orada da şöyle söylemek istiyorum. dinliyorum. Hani. Sizin mesleki kariyerinizde sıralamaya koyacak olursak renkler ve styling dışında editörlük var. Aslında biraz editörlüğü anlatıp öyle mi geçsek diğer taraflara? Böylelikle kariyer hayatınızı böyle biraz daha irdelemiş oluruz diye düşünüyorum orada ben. Editörlük 3,5 yıldır devam ediyor. O da çok severek yaptığım ve benim bu işe farklı bir açıyla bakmamı sağlayan bir giriş oldu aslında. Hani kombin konusunda kesinlikle o şekilde geliştim. Hani başka bir gözle bakmamı sağladı. Çok severek yaptığım ve hiç bırakmak istemediğim bir yer orası. Onun dışında hani kendimden geçişim aslında. Kendimden karşımdakine geçişim bu dergi sayesinde oldu. Bu sayfa sayesinde oldu. O yüzden onun yeri benim için çok ayrı. Aslında şöyle, insanların keyif aldığı işleri, hobilerini ya da buna benzer çalışmaları iş hayatına çevirmesi gerçekten çok mükemmel diye bakıyorum ben konuya. Siz de birazcık aslında hobi olarak başlamış diye hissediyorum ve sonrasında bunu mesleğe, işe, farklı noktalara taşımış olmanız bu gerçekten çok önemli. Şimdi tabii ki ben sizi dinlemeye devam edeceğim de araya girmemin sebebi şu, sorusu olan arkadaşlar varsa lütfen yazsınlar. Banu Hanım'a renklerle ilgili, stylingle ilgili, editörlükle ilgili sorusu olan herkesi alabiliriz. Bu süreçte onları da değerlendirmiş olalım siz devam ederken sürece. Yine dergiden devam edeyim. Tabii Çünkü tabii benim için de dergiden devam edelim. evet, dediğim gibi farklı bir bakış açısı. Hani oradaki yaptığım kombin, özellikle şey hani böyle hazır kombin alıp koymayı sevmem de işte birini bir mağazadan alayım, diğerini bir mağazadan alayım, işte ayakkabıyı oradan alayım, çantayı buradan alayım. Bunu yapa yapa daha sonra karşımdan gelen bir insanı bile öyle bakmaya başladım ben. Hani bir puzzle gibi. Keşke şu pantolonu çıkarsaydı da yerine şunu koysaydı daha güzel olurdu. Aa, keşke şu ayakkabıyı çıkarsaydı onun yerine bunu koysaydı. Eline şu çantayı alsaydı derken böyle o
her şey puzzle gibi bakmak. Birini çıkarıp birini koymak. Keşke saçları şu boy olsaydı. Keşke saçların hepsi şu renk olsaydı. Şu renk makyaj yapsaydı. Derken hani bu şey kesinlikle dergiden geldi. Daha sonra Şimdi bir sizin soru için da geldi aşağıdan. Ben direkt onu sorayım size. Banu Hanım buğday tenleri için ne renkler kullanılmalı diye bir soru geldi aşağıda. ya aslında şöyle başında da anlattığım gibi hani açık tenler şunları kullansın, buğday renkler bunları kullansın diyebileceğim bir şey yok. Hani çok çok kişiye özel. O yüzden renk analizini yapmadan yani şu kumaşlarla göstermişim ya bu renkleri böyle koyup yüzündeki şeylere bakmadan, etkilere bakmadan siz bu rengi kullanın. Aa size şu çok yakışır diyemem. O yüzden hani sarışınlar bunları kullansın, buğdaylar şunları kullansın diye bir cevap yok. Yani ne desem yalan olur aslında şu anda. Ya şöyle bir kanı var. Şimdi özellikle ben esmer olduğum için bunu çok fazla kullanıyorum. Yani beyaz giyince çok yakışmıyor diye hissediyorum ben. Yani hani çok böyle benim rengim sade beyaz değil de böyle kırık beyaza daha yakınım diye düşünüyorum. Çünkü Onu sade düz diyecektim. beyaz giydiğinde çok parlıyorum yani. Hani çok ortaya çıkıyorum. Mesela bu tarz şeyleriniz var mı? Nüanslarınız var mı? Yani işte açık tenli, kumral, sarışın, bunları önerebileceğiniz renkler de var mı aralarda? İşte önerebileceğim yok, yok ama belki siz net beyazın çok önünüze geçtiğini düşünüyorsanız sizin beyazınız belki de ekrudur. Hani daha kırık beyazdır. O yüzden öyle hissediyorsunuzdur ya da öyle görüyorsunuzdur. Ama dediğim gibi cilt alt tonu önemli yani. Cilt alt tonu sıcak mı, soğuk mu, net mi, soft mu renkleri kaldırıyor. Bunu da sadece kıyasla görebiliyoruz. Ve bunun sonucunda o renk paletinize göre hareket ediyoruz. O yüzden hani bir şey var ya işte belki de sizin siyahınız siyah değil. Hani bazıları siyahı hiç kullanmamalı. Bazılarının kullanabileceği en koyu renk antrasit olabilir. Bazılarının siyahı lacivert olabilir. Hani beyaz da bunun gibi. Sizinki de net beyaz değil belki de Ya şöyle kırık beyaz. söyleyeyim. Şimdi ben sizin ofisinizde gördüğüm için çok rahatlıkla konuşabiliyorum. Ofisten bahsedecek olursak mesela orayı kurgularken ne düşün? Çünkü ben şimdi anlatayım birazcık siz üstünde doldurursunuz zaten diye tahmin ediyorum. İçerisi rengarenk bir kere. Yani inanılmaz derecede renkler var, tonlar var. Ofisi kurgularken ne düşündünüz? Oraya gelen kişilerle nasıl diyaloglarınız var? Aslında biraz da bunları konuşsak belki mesleki paylaşım alanına gelmeden bunları da ön anlamda biraz daha açıklamış oluruz diye düşünüyorum. Evet, küçük ama çok renkli bir ofisim var. Zaten ofisimi renklendiren kumaş parçalarının her tonu yani yeşilin en az 5 tonu, pembenin 5 tonu gibi. O yüzden de şeyle hani böyle daha tatlı da bir ofis olsun diye koltukları falan da öyle seçtim. Ama ben hani işimle ilgili bir şey soran herkesi mutlaka ofisime davet ediyorum kahve içmeye. Hani bir hizmet almasa da benden beni tanısın istiyorum. Çünkü benim yaptığım işi de belki İstanbul'da, İzmir'de daha çok biliniyor ya da kullanılıyor. Ama bizim bölgemizde henüz o kadar bilinirliliği yok. İnsanlar bunu bilsin istiyorum. Çünkü gerçekten de çok lüks bir ihtiyaç gibi görsünler istemiyorum. Çünkü birinin renk paleti 6 aylıktan itibaren ölene kadar kullanacağı renk paleti aynı. Yani ömür boyu kullanacağınız bir hizmet almış oluyorsunuz. Hani kemik yapınız hiçbir zaman değişmeyecek. Siz 50 kiloyken de aynı yapıya sahipsiniz, 100 kiloyken de. Dolayısıyla kendinizle ilgili alacağınız bazı tüyolar, belirlediğiniz renk paleti size ömür boyu kullanacağınız bir hizmet sağlıyor. O yüzden hani en ufak bir şey sorana bile, işte mesaj atana ya da arayana bile ben mutlaka ofise davet ediyorum. Beni görsün istiyorum. Yaptığım işi hani burada size anlattığım gibi heyecanla anlatmaya çalışıyorum. İşimi bilsin istiyorum ne Beni de yaptığımı. online olarak davet ettiniz. Teşekkür ederim. Birlikte Her kahvelerimizi zaman uzaktan da olsa beklerim. tokuşturup ve dinleme şansım oldu size. Yani şöyle söylemek istiyorum. Artık yani bir zaman mehrumu kalmadı. İnsanlar istediği yerde anında olabiliyorlar online sayesinde. Benim burada biraz da sizin bu başarılarınızda bence bu da önemli. İstemek önemli. Yani kalkıp İstanbul'a geliyorsunuz, bir şeyler yapıyorsunuz. İşte ben siz söyleyene kadar işte Adana Mersin tarafında böyle bir derginin olduğundan eminim birçok kişi olduğu gibi habersizdik.
Bunları böyle aslında biraz biraz böyle değil ve bağıra bağıra duyurmak da lazım diye düşünüyorum ben özellikle. Evet. Belki bu konuda da hani ileriki çalışmalarda siz de buraya geldiğinizde birlikte güzel çalışmalar yaparız diye düşünüyorum ama İnşallah, dediğim gibi mutlaka güzel şeylerin duyulması lazım. Ben her zaman bundan yanayım. evet. Bizim platform da biraz ona yönelik. Aslında yeni bir platform bizim de. Yaklaşık 1-2 aydır aktif şekilde çalışmalar yapıyoruz. Birazcık aslında sesini duyurmak isteyen ya da sesini anlatmak isteyen ya da buradaki network ile ilgili ortak bir şeyler yapmak isteyen arkadaşları ben genelde bir araya getiriyorum burada. Yani 2 video önce kendini anlatmış biri, 2 video sonraki bir kişiyle ortak iş yapabiliyor burada. Bu gerçekten çok önemli ve ben şuna inanıyorum, bu Türkiye'nin ya da dünyanın neresinde olursa olsun online oldukça biz daha güzel şeyler göreceğiz. Sizin gibi kişilerde bunlara öncelik sağlayacak tabii ki. Biraz böyle mesleki tarafınızı dinleyelim. Oradan belki sorular gelir diye tahmin ediyorum. Oradan devam edelim. Evet. Nerede Yani kalmıştım? şöyle söyleyeyim. Mesleki tarafınız derken şunu anlatabilirsiniz daha çok. Bu kariyer sürecinde yaşadığınız basamakları biraz anlatabilirsiniz. Bu sürede de hani arada gelen sorular olursa da onları da alırız. Evet, dergiden sonra aslında bu işi yapmaya şöyle karar verdim. Hep dedim ya, hep kendimle ilgiliydi aslında başta ya da yakın çevremde, arkadaşımda, ailemden biriydi. Daha sonra dergi beni başka şeylere, başka ufuklar açtı diyeyim. Hani başka birini giydirme fikri de bana sıcak gelmeye başladı ama bunu yapabilmek için de daha donanımlı olmak gerekiyordu. Çünkü son aldığım eğitimde eğitmenim şöyle bir şey söylemişti. Bu gerçekten çok doğru bir ifade. Birine tarz biçebilmek için ölçmeyi biliyor olman gerekiyor demişti. Çünkü şimdi herkes stil danışmanı, herkesin bir fikri var, herkes işte bunun altına bunu giy, şunu üstüne bunu yap, hani herkesin bir fikri var. Ama aslında bu iş bu kadar kolay değil. Gerçekten bu fikirleri verebilmek için altınızın dolu olması gerekiyor. Yani tarz biçebilmeniz için ölçmeyi bilmeniz gerekiyor. Ben de bu ölçümleri öğrenmem gerekiyor dedim ve araştırmaya başladım. Daha sonra işte İstanbul Moda Akademisi, renk ve stil, işte Oya Komar, Gülhan Deveci derken bu eğitimleri tamamladım. Artık son renk ve stil eğitiminden çıktığımda evet ben bu işi yapabilirim, artık başlayabilirim dedim. Dönüp ofisimi tuttum ve açtım. Şu anda danışanlarım da var ve gayet güzel gidiyor. Danışanlarınızdan bahsetmişken Bengü Hanım'dan bir soru var. Özel gün danışmanlığı yapıyor musunuz? Özel davet, gün. Evet yapıyorum. Yani renk analizi, vücut analizi, gardırop düzenleme, özel gün danışmanlığı, alışveriş danışmanlığı hepsini yapıyorum. Daha doğrusu bu tamamen şey kişinin ihtiyacına göre yönlendiriyoruz hepsini. Hani nelere ihtiyacı varsa ona göre hizmetler veriyorum ama içerisinde özel gün danışmanlığı da var. Yani aşağı yukarı aslında baktığımızda kariyer, bu konuda kariyer sahibi olmak isteyenlerin birinci öncelikte eğitim almaları gerekiyor. İkinci öncelikle bu işe gerçekten gönül vermeleri gerekiyor. Mesela ben de etrafımdan, şimdi aşağıda da yorumlarda da görüyorum ama ben de etrafımda şunu çok fazla duyuyorum. İşte stil danışmanlığı, moda danışmanlığı ama bir ofis açmak gibi ya da öyle bir dertleri yok. Farklı farklı işte konumlarda, noktalarda çalışılıyor. Bence benim kendi şahsi görüşüm, bir noktası olmalı o kişinin. Yani şurada, yani tabii ki mesleki kariyeri olmuş olabilir. Çok fazla uzun süre bu işin içinde de olmuş olabilir ama bir noktası olması lazım diye düşünüyorum. Yani hiç değilse insanlara sizin gibi ofiste renkleri anlatmalı. Nasıl durması gerektiğini göstermeli. Yani bir canlı tenede dokunmalı diye düşünüyorum ben burada. Tabii ki hani yıllarını vermiş ama birçok kişi de bunu online'dan yapıyor şu anda. Hani aşağıdan geldiği için tamamen bu konuyu irdeliyorum biraz daha. Benim kendi şahsi görüşüm, sizin kariyer hayatınız biraz daha sağlam adımlarla bastığına inanıyorum ve bu şekilde eğer bizi daha sonra kayıttan izleyecek arkadaşlar da takip ettiğinde, sağlam bastığında, bir şeylerin üstüne yürüdüğünde mutlaka daha iyi olduğunu görüyoruz. Peki son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler var mıdır? Anlatmak istediğiniz, birilerine buradan bu mesleğinizi yaparken dikkat etmesi gereken nüanslar var mıdır? Sizi dinliyorum biraz son olarak da. Evet, hani ben bu işe biraz geç atıldım. Hep çok sevmeme rağmen geç başladım ama süresinin çok önemli olduğunu düşünmüyorum.
şey diyorum yani keşke moda tasarımla ilgili bir şey okusaydım üniversitede. Hani o zamanlardan bu ilgim olsaydı. Kesip biçmeyi de öğrenseydim, dikmeyi de öğrenseydim. Yani hiçbir şey için geç değil ama artık hani her şey daha ulaşılabilir, daha görünebilir. O yüzden böyle ilgileri varsa hani o ilginin üzerine gitmelerini ve kesinlikle bazı eğitimler almalarını, eğitim alırken çok iyi araştırmalarını tavsiye edebilirim. Çünkü hani dediğim gibi sizin bölgenizde daha ulaşılabilir. Ve bu eğitimler çok online alınacak eğitimler değil bana kalırsa. Daha doğrusu ben böyle online alışverişi falan da çok seven biri değilim. Hani hep böyle birebir olması gerektiğini düşünenlerden. İşte kumaşa dokunmam gerekiyor, giymem gerekiyor, danışanın üstünde görmek istiyorum. O yüzden hani bu renk eğitimini mesela online alamazsınız. Yani o yansımayı yüzünde göremezsiniz. Siz bunu anlayamazsanız danışanınıza hiç anlatamazsınız. Hani altı biraz dolu olmalı dediğim biraz da bu. Çünkü hani çok fazla var şu anda. Bir sürü stille, renkle ilgili eğitim veren çok yer var. Ama hani dediğim gibi eğitimi seçerken de altının dolu, boş olduğuna da bakmak gerekiyor. Ve hiç bitmiyor. Hani görsellikle ilgili her şeyi merak ediyorum ve öğrenmeye çalışıyorum. Hep bir şeyler katmaya çalışıyorum. Ama hepsinin başında bence sevmek ve ilgilenmek geliyor. Şöyle söyleyeyim, Tuğçe Hanım'ın bir sorusu var şimdi. Yavaş yavaş zaten artık soruları almaya başlayacağım. Final sorularını artık. Hani sormak istediğiniz ne varsa bekliyoruz şu anda. Banu Hanım bugün bayağı bir zorlayacağız gibi geliyor bana. Banu Hanım, eğitim açmayı düşünüyor musunuz? Bulunduğunuz Adana Mersin tarafında bir workshop yapmayı düşünüyor musunuz diye Tuğçe Hanım'dan bir soru gelmiş. Bence de gayet doğru bir soru. Evet, aslında çok istiyorum ama pandemiden dolayı bu tarz şeyleri yapamıyorduk hani belki bazı şeylerin açılmasıyla birlikte evet yapmayı çok istiyorum workshoplar ya da eğitimler vermek istiyorum evet. Yani açıkçası şöyle söyleyeyim, zaten bir alanda mesela ben kendimden örnek vereceğim. Daha önce de vermiştim bu örneği. Doğu'da çok fazla böyle Doğu demeyeyim de aslında Anadolu'da çok fazla aslında böyle bize ihtiyaç var ve bu ihtiyaçlar hep böyle bir İstanbul'dan karşılanıyor. Hep Evet. böyle bir İstanbul'dan alınıyor. Aslında sizlerin orada olması bunun için biçilmez kaftan diye düşünüyorum ben. Mesela bir görsel yapılacak. Ben kalkıp İstanbul'dan ta İşte Adana'ya, Mersin'e, diğer illere şu an konumuz olduğu için oradan devam ediyorum. Çok fazla gittim. Yani Türkiye'de çok fazla il gezdim. Aslında yerel olarak bunları yapan kişilerin orada olması, sürekli başında olması aslında daha etkileyici, daha verimli olduğunu düşünüyorum. Tabii ki eğitimcinin eğitimi diye bir şey var. O çok ayrı bir konu. Ama ben asıl olarak her bölgenin kendine özel bu konuları geliştirmesini gerektiğini düşünüyorum. Şu an zaten herhalde AVM olmaya çok az şehir vardır ya da hiç yoktur diye düşünüyorum. Yani birçoğuna gittiğim için hepsinde hemen hemen AVM var zaten artık. İnsanlar artık bunu bir hayat olarak hem iş hayatı hem giyinme olarak kendi içlerine soktular bunu ve bunun içinde özel bilgiler var. Bunları bence sizin ya da sizin gibi bu işe gönül veren insanların yapması çok doğru bence. Evet kesinlikle katılıyorum ama belki bu açıdan mağazacılığın da bir şeyler yapması gerekiyor. Çünkü ben mesela görsel mağazacılığa böyle yeni yeni işte ilgi duydum, bazı eğitimler aldım. Yapmayı çok istiyorum. Aslında ben şöyle düşünüyorum. Hani kişilere stylingle ilgili danışmanlık yapıyorum. Mağazalarında genelde hani bölgeden gelen görselcileri oluyor bildiğim kadarıyla. Hani Tabii. İstanbul'dan gidiyorlar ama mesela Adana'da ve çevre illerdeki butiklerin vitrinlerini dizayn edebilirim diye düşünüyorum. Hani kişilere değil de kurumlara da hizmet verebilirim diye de bunu kendime eklemek istemiştim mesela. Ya aslında benim oradaki size tavsiyem şu olur. Kendi bilgi birikimimden söyleyebilirim. Onu yapabilmek için yani dediğiniz gibi İstanbul'da Mertel piyasasında mesela çok fazla yapılıyor bu ya da Nişantaşı'nda çok fazla yapılıyor. Kişiler kendilerine bir kurum yapıyorlar ve o kurumun üzerinden işte görsel düzenleme, styling, ürün çekimleri bu tarz kurumlar yapıyorlar ve İstanbul'dan hep gidiyor bunlar. Sizin de bu tarz eğitimler vererek ya da tam tersi eğitimler alarak görsel Alarak. düzenleme alanında bunu orada uygulamanız ve bir nokta oluşturmanız çok güzel olur diye düşünüyorum. Şimdi alttan bir soru var. Renk danışmanlığı seansınız ne kadar sürüyor diye.
bu konuyla da ilgili aslında siz daha açıklayıcı yorumlar yaparsınız. Seansın süresini soruyor yanlış anlamadıysam Evet. değil mi? Aslında o tamamen bize bağlı. çünkü şey hani böyle gördükçe kıyasladıkça devam eden sohbetin uzadığı seanslar da oluyor. 1,5-2 saat kadar sürüyor. Zaten şöyle hani bir kahve içerek, bir kahve çay içerek başlıyor bazı sorular. Hani en sevdiğiniz renkler, sevmediğiniz renkler. Ya da şöyle mesela benim yeşilleri getirmemin sebebi şuydu. Genelde oturup kahve içerken sizin o gördüğünüz renk kartelalarını astığım yerde kumaş parçalarını hani soruyorum. Sizin burada en sevdiğiniz renk hangisi? İlla ki yeşillerden birini gösteriyor. Hani kendine yakın olan yeşillerden birini seçiyor. O yüzden yeşillerle geldim ben de. Ya da en sevmediği rengi gösteriyor. Hani böyle başlayıp kişiyle ilgili ufak tüyolar aldıktan sonra işte ortamı hazırlayıp kıyaslamalara başlıyoruz. Cilt alt tonunu bulduktan sonra bitmiyor. Biraz önce de anlattığım gibi hani takısının rengine kadar deneyimliyoruz. Rujunun, farının, ojesinin rengine kadar devam ediyor. Tabii ki bunlar hep bir şeyle iletişimle sürdüğü için böyle 1,5-2 saat kadar süren bir seans oluyor. Yani aslında baktığımızda hepsi birbirini tamamlayıcı seanslar oluyor burada. Peki son olarak ben tabii ki sözü size bırakacağım burada gene. Sizin bu Adana Mersin o hatta oluşturmak istediğiniz eğitimin içeriği başlıkları toparlayacak olursak ne olmalı? Ya da ne olacaktır böyle düşündüğünüz süreci de biraz bize anlatırsanız belki bu konuda destekleyici unsurlar olur diye düşünüyorum ben de. Başta da söylediğim gibi bizim bölgemizde bu meslek çok bilinen ve çok başvurulan bir meslek değil henüz. Ama ben olacağını ve insanlar hani bunu deneyimledikten sonra böyle kulaktan kulağa yayılacağını ya da kullanmanın ne kadar avantajlı olduğunu gördükten sonra ne kadar pratik olduktan sonra başvuracaklarını düşünüyorum. Özellikle şu pandemi döneminin de buna etkisi olduğunu düşünüyorum ama dediğim gibi başta şey renk ve stil danışmanlığı üzerine bir eğitim olacak. Yine Hatta bir soru gardırop daha düzenleme. unutuyordum ben Ben de. göremiyorum Soru soruyu biraz ama. uzun bir soru. Vücut yapınıza göre nasıl giyinmeli konusunda bir farkında olmadan dolabımızda birçok parçayı kullanabildiğimiz farkındalığı gösterdi. Bahane Hanım ilginiz için teşekkür ederim. Soru değilmiş, teşekkürmüş. Ben Ben teşekkür tabii yarım ederim. yarım gördüğüm için ilk başta soru gibi algıladım onu. Ya aslında şöyle söyleyeyim. Gerçekten bugünkü verdiğiniz bilgi hem bizim görsel düzenleme alanında çalışan arkadaşlar hem bu konuya eğilimli olan arkadaşlar birçok kişi için faydalı olacaktır. Eminim ki size bundan sonraki dönüşlerde biraz da görsel camiası var burada açık ve net söyleyeyim. Görsel düzenleme camiası. Buradan arkadaşlarla da illaki ortak çalışmalar ya da İstanbul'a geldiğinizde İMA'da ortak çalışmalar olacaktır diye düşünüyorum. Ben son olarak sözü size veriyorum. Eklemek istediğiniz bir şey varsa alacağım. Yoksa yavaş yavaş yayınımızı kapatacağız. Size çok teşekkür ediyoruz yayına katıldığınız için de ayrıca. Ben çok teşekkür ediyorum. Yani bu platformda var olmak çok güzel. Çünkü ben hani sıkı bir takipçisiydim başta platformun. Teşekkür ederiz. Daha sonra konuk olmak kısmet oldu bana. Kendimi yeterince ifade edebildiğimi düşünüyorum. Yani söylemek istediğim her şeyi söyledim. Fırsat verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Estağfurullah, ne demek? Umarım güzel geçmiştir yayın. Çok güzel geçti, çok verimli oldu. Zaten ben cevaplardan da anladığım kadarıyla çok böyle nokta atışlar oldu diye düşünüyorum. Tabii ki bu canlı yayınımız bizim daha sonra Instagram ve YouTube'da yayınlanacak. Onu da gene Instagram üzerinden paylaşım yapacağım sizlerle. Buraya katılamayan arkadaşlar daha sonra oralardan da izleyebilir. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum size. Katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Ortak payda da işler mutlaka olacaktır. Şimdiden kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Sağ olun. Görüşmek üzere.